arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Motosiklet inceleme serisi 5. videomuz Yamaha MT25 arkadaşlar. Yamaha MT25 motosiklet inceleme serimizin ilk Yamaha motosikleti arkadaşlar. Suzuki, Honda'dan sonra Yamaha'ya geçiş yaptık arkadaşlar. Motosikletin sahibi sevgili Metin Mutluay abimize de motosikleti inceleme fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki videolarda tanıdığınız arkadaşımız Buğra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Buğra, Yamaha serisinin ilk motosikleti incelememiz. Neler söyleyeceksin izleyicilerimize? Şimdi bugün yanımızda bir MT25'imiz var. 2016 modeli MT25. MT serisinin 250'lik versiyonu. Master of Torque. Torkun efendisi. Torkun efendisi. Aynen. Açılımı odur. Gayet güzel, kullanışlı, rahat bir motosiklet en başta. Dediğimiz gibi Torkun Efendisi diye geçiyor ismi. O yüzden torkludur. Performansı yerinde bir makine. 249 cc çift silindir, 35 beygir. Motosikletimiz. Bu daha önce incelemesini yaptığımız Honda, daha doğrusu senin kendi motosikletin. O da 250 cc. Aynen. Bu motosiklet de 250 cc. Peki aralarında bir performans farkı ya da en öne geçen teknik farklılıkları nelerdir bu iki motosiklet markası arasındaki? İkisinin en büyük ayıran tarafı bu çift silindirli makina. İki silindirli. Çift silindir. Honda tek silindirdir. O 26 beygir. Krankta arka tekere 20 beygir, 23 beygir gibi bir güç veriyor. Bu çift silindir 35 beygir. Yani aralarında bir 10-15 beygir fark var. O da bayağı bir fark yaratıyor. Yani küçük bir motosiklette 15 beygir fark. Gerçekten bayağı bir fark. Aynen öyle. Onun haricinde motosiklette 2015 yılında ilk ülkemize giriş yaptı. Türkiye'de. Bayağı da tutuldu. Çok sevildi. Özellikle R25'ten sonra böyle naked, çıplak, frenersiz motosiklet. Yani millete ilaç gibi geldi. Çünkü çok fazla yoktu ülkemizde. İşte Pulsar'lar var. Inazuma'lar var Suzuki'nin. İzleyicilerimizden zaten yorumlarda aldığımız Pulsar markasının incelemesini de bekliyorlar zaten. Hani Pulsar da ülkemizde çok tutulan bir model haline geldi. Tabii o ilk çıktığı dönem özellikle fiyatının çok uygun olmasından dolayı peynir ekmek gibi satıldı. Hint malı mıdır? Hint malı. Hint malı. Bajaj Hint markasıdır. Peki bu motosikletimizin bu MT25'le bunun bir de R25 mi vardı? Aynen. Bunların arasındaki fark sadece granaj mıdır? Dış görünüş farkı var. Blokta herhangi bir fark yok. R25 bir tık daha performanslı. Ha, performans. Aynen. Ama neredeyse aynı motor diyebiliriz. Tabii tabii aynı motor bloğunu kullanıyor. Peki yani bu motosikletimizin yakıt tüketimi, uzun yol performansı, yani artı ve eksi yönleri. Pek eksi yönü var gibi durmuyor. Dediğin gibi ülkemizde çok tutulmasından dolayı. Aynen. Nedir yani yakıt tüketimleri, fiyatları? Şimdi bu motosikletimizin... Yine fabrika verisi üzerinden konuşuyor olsak, Yamaha diyor ki 2.6 litre, 100 kilometre. 100 kilometrede. Yalnız şöyle bir şey, o yakıt tüketimi testlerini böyle saatte 40 kilometre, 50 kilometre ile 100 kilometre giderek yapıyorlar. O yüzden, yani normal kullanımda ne olur? 3.5, 4, agresif kullanırsanız 4.5 litreleri görür, 5 litrelere çıkabilir. Yani bir de çift silindir olduğu için de tabii fark ediyor bu. Aynen, öyle aşırı yüksek bir yakıt tüketimi değil. Yani çift silindir 250-35 beygir bir makine için gayet normal, doğal tüketimler. Performansına göre çok iyi diyebiliriz. Aynen. Yani. Tabii ki. Peki fiyat aralıkları nedir? Hani biz sıfır fiyat aralıklarını aslında konuşmaya bile gerek yok. Neden? Bizim ülkemizde motosiklet fiyatları maalesef ki çok fahiş rakamlar. O yüzden genelde izleyicilerimiz olsun, yani ben bile bir motosiklet almak istesem ikinci eline bakarım. Tabii temiz, yani... kilometresi az. Yani nedir ikinci el piyasası motosikletimizin? İkinci el piyasası yine 2016 modeli elimizdeki motosikletten konuşacak olursak 17 bin lira, 18 bin lira, 15 bin liraya da bulabilir. Yani kazalıdır, yüksek kilometredir veya başka bir sıkıntısı vardır. Ama dediğim gibi 17, 18 bin lira, 19 bin lira temizliğine göre. Yani önerilen fiyatlar temizse 17-19 bin lira arası alınabilir bu motosikletimiz. Hayır, yine 250 cc için bence fazla bir fiyat ama Türkiye'deki fiyat oranlarına baktığınız zaman aradan sıyrılıyor biraz.
Ya şimdi 250 cc için fazla fiyat demeden önce şimdi şöyle bir durum var ama. Şimdi bir 600 cc motosiklet, bir 1000 cc motosikletle şehir içinde kullanımı bence uygun değil. Çünkü bu Hayır. motosikletler bence, yani benim görüşüm, daha önce izlediğimiz hani videolardan kazandığım tecrübelere dayanarak söylüyorum bunu. Bu motosikletler uzun yol için. Çünkü bu Yani. büyük CC'li motosikletleri zaten şehir içinde kullanma gibi bir şansınız yok gibi bir şey. Çünkü hararet sorunu oluyor. Hız yapılması gerekiyor soğuması için ama düşük CC'li motosikletlerde böyle bir sorun olmuyor bildiğim kadarıyla. Yok, bunlar zaten tam şehir içi kullanım ideal motosikletler. Özellikle 250 cc sınıfı, 150 cc sınıfı. Şehir içinde az yakar. Özellikle Ankara, İstanbul gibi trafik olan şehirlerde yaşıyorsanız, yani trafiğin alternatifi değil, tek çözüm değil. 250 Anladım. cc'li konuşmuyorum, motosikleti genel olarak söylüyorum. O yüzden yani hem ekonomik bir 650'de çok daha yakın. Kullanma fiyatı olsun, yedek parçası olsun, bakımları olsun. O yüzden dediğimiz gibi şehir içi kullanıma çok uygun, ideal. Ayrıca başlangıç için de ideal bir motosiklet. Tamam Buracığım. O zaman bir şey yapalım. Motosikletimizin teknik detaylarına geçelim. İzleyicilerimize bu konuda bilgi verelim. Tamam. Motosikletimizin teknik özelliklerini anlatalım size. Buyur Hakan, yaklaş sen bize biraz. Önce görüntüsünden bir bahsedelim. Çünkü far tasarımı gayet şık ve hoş duruyor. MT ailesinden görmeye alıştığımız kısa, amortisöre yakın, hani boyunsuz diyebileceğimiz bir tasarım. Onun haricinde yine diğer motosikletlerde bahsettiğimiz gibi 298 mm ön diskimiz var. Çift pistonlu kaliperimiz var burada. Yine aynı şekilde arka tarafta 220 mm disk tek piston bir kaliperimiz var. Lastikler R25 ve CBR250 R'da olduğu gibi İrece'nin Road Winner serisiyle geliyor. İyi bir lastik değildir. Çin malıdır. Bunu Honda'da da bahsetmiştik 250'larda. Ya bütçesi olan arkadaşlar muhakkak lastiği değiştirsin. Onun haricinde 78 mm sele yüksekliğimiz var. Kısa boylu arkadaşlarla rahatlıkla kullanabilir. Gidonumuz düz. Dik bir oturuş şekli var. O yüzden uzun yolda, kısa yolda manevralar yaparken gayet rahattır. Kadranımızı gösterelim arkadaşlara. Burada 15.000 devir çeviren bir analog devir saatimiz var. Saatimiz var. Benzin, hararetimiz var. Vites göstergemiz var ki bunda Hayabusa'da olduğu gibi direkt Suzuki'de üstüne görmüştük. entegre. Honda'da Aynen. görmemiştik Gayet bunu. güzel bir özellik. Benim sevdiğim bir şey. Odometremiz var. Hız göstergemiz var. Burada uzun kısa sinyallerimiz, saat ayarlarımız, trip metremiz. Bu da diğer 250'likler gibi, Honda'nın diğer motosikletleri gibi. Gayet basit, şık gösterge. Şimdi sesini dinletelim arkadaşlara. Bu motosiklette orijinal egzozumuz var. Ya performans egzoz, abart egzoz takanlar oluyor. Yalnız tek silindir, çift silindir makinelerde çok öyle hani ahım şahım bir ses beklemeyin. Çok da güzel olmuyor sesleri. Ben o yüzden pek tercih etmiyorum motosikletlere egzoz takılmasını. Hani 250 cc küçümsediğinden değil, ben de 250'lik sahibiyim. Ama hani bu yine bir nebze neyse de CBR 250R gibi tek silindir motosikletlerden, pancar motorundan başka ses alamıyorsunuz. Onun haricinde bunun orijinal egzozla bir sesini dinleyelim. Boşalalım. Gördüğünüz gibi çift silindir olmasının sese çok güzel bir etkisi var. Evet, hoş bir sesi var. Arka stopları led mi? O dikkatimi çekti biraz önce sen Led. frene Arka stoplar bastığında. leddir. Gösterelim hemen. Aa, evet, çok hoş. Arka stopları çok hoş olmuş motosikletin. Arka stoplarımız leddir. Bu tüp şasi mi bu motosiklet? Yok, değil. Ha, demirler Normal, filan. aynen. Su Tüp şasi. soğutmalı bu motosikletimizde. Aynen, su yağ soğutmalı. Gerçekten çok güzel, motosikletimiz çok hoş bir tasarım çok ideal olmuş. bir motosiklettir. Hani kimisine biraz fiyatı pahalı gelebilir ama şu an günümüz Türkiye'sinde
fiyat performans kıyaslamasında ilk üçe girebilecek bir motosiklettir. Diyebiliriz yani bunu, değil mi Buğra'cığım? Memnun kalırsınız. Tavsiye ediyoruz. Üzmez, sıkıntı çıkarmaz kolay kolay. Onun haricinde bizim teknik detaylardan bahsedeceklerimiz bu kadar. Yine her zamanki gibi sorusu olan arkadaşlar varsa videonun altındaki yorumlara bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.